Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Kanalıma videoma ilk defa geldiyseniz, beni ilk defa keşfettiyseniz abone olarak desteklemeyi ihmal etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi biz Simple IG modu vardı ya, bununla bir binelim aracımıza. Açılsın ama biraz yavaş açılıyor, farkındayım. Çalıştıralım bakayım. Ya bu araçların sesleri hakikaten çok tatlı oldu. Daha doğrusu bu modun sesi çok güzel. Bugün sera işine bakacağız. Serayı birazcık yapmaya çalışacağız. Şu camı açalım birazcık ya. Dünden kalma bir sinmiş koku var. Şimdi önlükleyici alacağız. Gübre vesaire vereceğiz bu seralara. Seraların eksiklerini tamamlayacağız bir yandan. Suyunu vesaire vereceğiz. Tabii bunları otomatik hale getiren modlar var. Onları kurar mıyım bilmiyorum. Çok lazım mı? Hayır. Çok da lazım değil. İşimize gücümüze bakacağız. O şekilde halledeceğiz. Şimdi gidip bir tane önlükleyici alalım. Bu araçta bunun bağlantıları var mıydı? Yoktu. Buna da bir şeyi bağlayalım hemen. Kepçe bağlayalım. Abimiz yol verdi bize. Biraz üstüne çıktık ama olsun. Kış ayı dostlar. Şey oldu biraz. Serin oldu. Kapatalım. Tek başıma da olsam o roleplay yapılacak aga. Lan ben gidiyorum ama inşallah doğru gidiyorumdur. Bulabilecek miyim bilmiyorum ama. Doğru doğru tamam. Tepe lambasını da yakmayı unutmuşuz bak. Sesi şimdi başka bir araçtan aldıkları için birazcık tuhaf geliyor olabilir. Sesi modlu. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan hemen bir ayarla diyelim abimizi. Önlükleyiciyi bir aktif edelim buraya. Ayarla diyeceğiz. 1500 dolar karşılığında önlükleyicimizi de taktık. Şu ağırlığımızı tekrardan arkasına takalım. Abi bu mouse'a ne oluyor benim bugün ya? Tamam şimdi. Şuradan giriyoruz. Nerede o? Ön yükleyiciler dedik. Hangisi takılır ne yapılır tam bilmiyorum. Ama genelde böyle büyük olanlar takılıyor olabilir ama traktörün gücüne göre bakmamız lazım esasen. Küçük traktörlere bakalım. 124 CRD 4. Yani bizim bu aracımız 125 HP. Biz de ona göre bakacağız. Ön yükleyicilerden 125'lik alacağız maksimum. Şu hayırlar var. Şu 132 aslında işimizi görebilir mi? Ya da tam var mı 125 falan? Bunlar küçük. 132, 66, John Deere'm var. 213, 108, Kubota'm var. Kubota'dan da alabiliriz aslında. Bu takılır mı ki bize ya? Bilemedim. Neyse ya şu hayır daha güzel görünür. 132 kahva diyor. Şunu bir alalım. Bir de bunun ucuna önlükleyici aletlerinden kepçe alalım. Universal Bucket diyor. Her şeyi alabiliyormuşuz. Bize şöyle bir şey lazım aslında ya. 2300 diyor. Bak bu çok işimizi görür bizim. Daha önce böyle bir şey kullandık. Reklamını silelim. 15.000'e bunu alalım. Bakalım bağlayabilecek miyiz? Oynat bakalım. İlk aldığımız nerede? O yan tarafa çıkmış. Hemen gidip onu oradan alalım. İnşallah bağlanır. Konteynerin içinde kaldık. Aha. Heh. Vallahi zoraki bir şekilde de olsa taktık. Konteynerin içinde spawn olup durdum ya. Konteynerle de işimiz başımız belada yani. Öndeki de ne kadar çok parlıyor gördünüz mü? Azıcık indirelim.
Çalışıyor mu peki? Çalışıyormuş, tamam. Şimdi bunun arkasına başka römork takılabilir mi? Takılamaz. Bizim yine römork götürmemiz gerekecek gibi duruyor. Orada zaten hallederiz çok sıkıntı olursa. Ama şimdilik bu traktörle bir iki seferde yaparız. 2300 alabiliyor zaten içerisine. Mis gibi de olur. İyi, bunu aldığımız güzel oldu. Bu bayağı bir işimizi görecek. Bu şart bize sera işi yapacağımız için. Güzel güzel. İyi çalışıyor. Beğendim. Ağzımın ciğeri olmuş. Bu sırada dişlerin yanında birkaç problem yaşıyorum. İnşallah onları da halledeceğim ya. Diş ağrısı kötü dostlar. Allah kimsenin başına vermesin. Ulan ya Allah dedim, şuradan girdim ama. İnşallah buradan bir çıkış yolu bulurum ya. Şurası yol zaten. Heh. Şimdi gübremiz vardı diye hatırlıyorum ben şeyde, bu hayvanlardan kalma diyecektim ama orayı kaldırdık mı? Yok, kaldırmadık. Ha, arkada duruyor onun yeri, tamam. Bir an panik yaptım ya. Bak şurada da var zaten. Epey bir var aslında. Bunlar boşa gitmesin. Bunları kullanalım. Bu kürekle artık neler neler yaparız daha yani. Böyle bir kepçe alacağım. Eyvah. Eyvah. Şöyle gidelim, birazını boşaltacağım ben. Demek ki full doldurmamamız gerekiyor. Hayır, yarısı bile... Abi niye dolduruyorsun ya? %80 de fazla geldi. Evet, biraz rezil olacağız dostlar. Neyse, ilki böyle olsun da daha sonralarda düzeltiriz. Yani %50-50 alırız. 1200-1200 götürürüz ya da römorkla geliriz. Evet, bu bile sıkıntı oldu. O yüzden ne yapıyoruz? Neyse, bir tur atalım da bari. En baştaki seraya doldurmaya başlayalım abi. İnşallah doğru yere atıyorumdur. Nerede bunun R'si? Anında burada. Bakalım gübre. Evet, kabul etti. Sıkıntı yok ama ondan önce yapmam gereken bir şey var. Şunun motorunu durduracağım. Bu abiyle gideceğim. Hemen bir römork alıp geleceğim ama orayı size göstermeyeceğim. Hemen gidiyoruz. Evet, aldım geldim. Şimdi bu aracı götüreceğiz. Şu öndeki kepçeyi bir bırakayım ben. Daha büyük bir aracı geçersek çok güzel işimizi görür de bu. Aslında Kubato var. Kubato'yu geçebiliriz de. Şimdilik acele etmeyeceğim. Şimdilik dursun. Kubato'ya şimdi önlükleyici takacağız. Bir şey yapacağız falan. Sıkıntı. Hiç uğraşamayacağım yani. Diğer kepçeyi getirdim. Binlik bir kepçe getirdim abi. Aslında onu da rahat kaldırır artık yani, binliği de. İnşallah zorlanmaz. Bir de römork aldım. Şu bizim dedeye de yükledim hemen. Dede diyoruz da. Buradaki alayına 5 çeker bu arada yani.
Şimdi bir mod kurmuştum ben. Böyle gerçekçi göstersin diye şeyi de. Herhalde şu anda aktif değil. Bakayım bir. Tuşu var mı? Yok. Geri geri çıkalım. Şuradan alıp direkt şey yapacağım. Bu arada diğerlerine nazaran daha böyle büyük. Görünüş olarak da falan. Çok rahat kullanıldığını söyleyebilirim şu ana kadar. Bu önlükleyici bir değişik. Platinum Expansion'da kuruluyor bende şu anda. Şey oldu iyice. Bir remote dolduralım hemen ya. Keşke su şeylerini satmasaydım ben bu arada. Telefondayım, geliyorum. Evet, geldim tekrardan. Hemen şu yüklediğimizi de pakettekini de bırakalım. Evet. İyi yani, binlik falan ama gayet de iş görüyor bu arada, onu da söyleyeyim. Tatlı bir şekilde çalışıyoruz. Gübreyi dolduralım. Zaten muhtemelen bunun hepsini dökemeyeceğiz. Öyle geliyor bana. Şu köşedekini bir almak istiyorum ya. Orada çirkin duracak. Dağıttık biliyorsunuz diğer şeyle. Güzel. Çalışmayı sevdim Erkunt'la. Her araçla güzel çalışılmıyor biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur zaten, oynuyorsunuz kendi seyirlerinizle vesaire. Son kepçemizi de atalım, ondan sonra götürelim dağıtmaya. Ha, bu arada fullemişiz. Biraz geriye çekilelim. Burada kalabilir. Evet. Yükledik. Gidelim dağıtalım bakalım bunları. Zaten 2-3 tane seremiz var. Hepsine koyacağız. Toplamda 8000 litre arkamızda gübre var. Boşaltma yönü sağa alalım. Sağ taraftan yanaşırız hep. Buraya gübre falan da getirebiliyormuşuz. Yani tohum falan. bin, 3000. Hepsini alacak mı gerçekten bu ya? Gerçekten alıyor mu? Neler oluyor hocam? 8000 litrenin hepsini aldı. İçinde %15'lik bir şey kaldı. Onu da şuraya boşaltabiliriz galiba. Boşaltma yönünü tekrardan sola alacağım. Şöyle yanaşacağım. Allah, yavaş biraz. Şuradan boşaltabiliriz. Ne kadarı dolacak? Buna da bir bakalım hemen. Şu bu. Small Garden mı? Bu hangisi? Gübre. Evet, şu. Open Air Garden dedi. Ha, anladım. Tamam, biz şimdilik bir tanesini fulleyelim. Diğerlerini ben hallederim zaten bir şekilde.
Gidelim su tankı alalım abi. Şu hayvanlar menüsünden mi satılıyordu onlar? Hayvan taşıma değil. Hayvanlar. Burada Platinum Expansion'a ait bazı modlar var mı? Bunda yok. Evet, 1 ton taşıyabiliyormuşuz. Bu gayet güzel bir mod. Plaka falan uğraşamayacağım şimdi hiç. Hiç önemli değil. Bir çıkaralım aracı dışarı bir. Diğerlerinden uzaklaştıralım. Kısa yoldan halledelim hemen. Şuradan haritaya gireceğiz. Haritadan da araca tıklayacağım. Şöyle bir sıfırla diyeceğim. Tamam. Su depomuz da orada zaten. Alalım bir ton bir ton neyse artık. Götürelim çiftliğimize. Ben bu araca büyük diyorum da bu kaç kahva ya? Kaç bu? 168. Çok da büyük değil. Kablolar takıldı mı? Takılmış. Güzel. Şimdi şu haritadan bir bakalım. Bizim su kaynağımız yok. O yüzden arka taraftan bir yerden dolduracağım. Gitmeden halledelim onu. Hatta aşağıda bir yerde dere var da o dereden halledebilir miyiz? Bizim çiftliğin orada yoktu galiba. Şuradan bakacağım bir. Aynen buralarda yok. Şuraya bir yere gideceğim. Tamam, normal yolumuzda gidelim. Buradan sağa gireceğiz. Sağda bu yol bizi dereye götürecek. Dereden çekelim suyu. Sonra geri döneriz. Çiftliğimiz de şurada kaldı zaten. Dere burada ama bu dereye nasıl indireceğiz ya bu aracı? Ha, şuradan indiririz ya. Dur tamam. Aynen güzelce dolduralım. Bir ton. Bir tonluktu. Yani 6000 litre. Öyle mi oluyormuş lan? Hesabı öyleymiş demek ki. Güzel. Bir ton şeyimizi aldık. Şu üzüm yeri de bizimdi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Burayı da bir satalım. Bizim paraya da ihtiyacımız var zaten. Burada gereksiz yani şimdi. Zaten kullanmıyoruz. İşini de yapmayacağız. Satmazsak da bir şeyler yaparız oraya. Sera falan kurarız yani. Şimdi bizim bu tarlada bu tarafta yani çiftliğin buralar çok dar olacak yani. Birkaç tanesi içime sinmiyor da. Bilemedim ya. Bakacağım ona ben. Belki daha değişik bir sera modları falan bulurum. Onları yaparım. Kullanırız. Geçer mi buradan? Geçer mi? Allah. Yine deliğinden sokarız bu traktörü. Çarparız ama sokarız yani. Suya ihtiyacı yok mu bunun? Su kullanmıyor mu? Yok, kullanıyor. Öteki taraftan yanaşalım çünkü bakın. Yok, aslında fark etmemesi lazım da onu. Neyse bir yanaşalım bakalım. Şöyle girelim. Hocam? Bir dakika. Bence tam biz tutturamıyoruz oryantasyonunu.
Bu tarafa değil ama. Bunu nereye boşaltacak? Bakalım nereye boşalttı? Su. Evet, öteki tarafa boşaltmış. Yok abi, bura olmayacak. Ana hakikaten ha. Vallahi eyvah eyvah dostlar, buna boşaltamıyoruz. Böyle bir etrafından döneyim de. Bu çok kötü oldu ya, buraya boşaltamamamız. O artık otomatik sulama modunu falan kuracağız, yapacak bir şey yok. Elden başka bir şey gelmez. Evet, maalesef. Kutuyu da ezdik ama biraz. Neyse, canımız sağ olsun. O kutuyu da bir düzelteyim ben. Bir şekilde yapacağım ben buna, bakacağız. Şurada masanın üstünde kalsın bu. Sen şurada kal. Ne kadar güzel değil mi? Ya her şeyle etkileşime girebilmek gerçekten hoş. Özgür hissettiriyor. Ama buradaki şeyi, su olayı canımı sıktı. Bir şekilde yapıp bakmak lazım buna. Şöyle bir yanaşmayı deneyeceğim. Olmadı, bu tarafa çekeceğiz. Yok maalesef, tamam. Getirdiğimizi buraya dökelim. Ne güzel burası, paşa paşa alıyor. Nerede bu? Open Air Garden diye geçen bu. Tohum da almamız gerekecek buna, suni gübre. Bu ne üretiyor? Domates, marul, mısır. Allah Allah. Şimdi gidelim. Yine bir doldurma operasyonu yapalım şeye. Bu abiye bir tur daha dolduralım ya. Burada kalabilir. Bu şekilde de güzel doldururuz bunu. Cam filmi de ne kadar işe yarıyor görüyor musunuz? ...4000'i yükledik bile. Biliyorsunuz römorkumuz 8000'likti. Her attığımızı %100 atarsak 8 yüklemede. 8 seferde mis gibi doldurabiliyoruz yani. Bu 5. sefer. Ama tam boşaltmak lazım abi, hemen acele etme. Tez canlılık yapıyorum bazen.
Güzel güzel. Bu son kepçemizdi. 8. kepçeyi attık. Tahminimce şu anda 8000 falan var. Tammış gördüğünüz gibi. Epey bir miktar sludge da var ya, onları da bir ayar çekmek lazım bir dönem, bir ara. Boşaltma yönü solda zaten. Şöyle yanaşalım buraya. Hemen şuradan bakalım, bir kontrol edelim. Open Air Garden. Sudan 1, 2, 3, 3, 4 kere daha gidip gelse 20.000 falan alacak. Gübrede bir bu kadar daha alabiliyormuş. Güzel. Sıkıntı yok. Gene de eksiklerini ufak ufak hallettik. Tatlı oldu ya. Güzel. Çalışmaya devam edeceğiz dostlar. Hiç şüpheniz, hiç merakınız olmasın. Buraya bir ışınlanalım. Şöyle bir görüntüden veda edelim. Nerede o HUD görünümünü kapat. Şuradan. Süper gücü de kapat. Yanlışlıkla tekme atmayalım şeye. Evet dostlar. Umarım sevmiş. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tatlı bir bölümdü. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz zaten muhtemelen beğenmişsinizdir ama beğenmediyseniz hatırlatalım. Efsane bir modla, efsane bir araçlarla, efsane olan seramızı bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşça kalın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın dostlar. Benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Bay bay.